Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Kıymetli izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Yeni bir programla karşınızdayız. Pazar akşamları saat 21'de inşallah farkındalık vakti programıyla inşallah pazar akşamları evlerinize misafir olacağız. Burada sizlerle Ramazan boyunca çok güzel program yaptık. Kıymetli hocam, Sayın Doktor Ayhan Mirza İnak hocamızla iftar vakti programını gerçekleştirmiş olduk. Rabbimize hamdolsun, çok şükür. Kanal 23 olarak bundan sonra inşallah pazar akşamları 21'de güzel konularla birbirinden çok güzel, kıymetli temalarla ekranlarda olacağız. Buradan siz kıymetli izleyenlerimizi saat 21'de bekliyoruz. Bundan sonraki pazar akşamları Rabbim istifadeye medar eylesin. İnşallah burada konuştuğumuz konuları hayatın içerisinden böyle farklı yönleriyle uygulamak, hayatımıza tatbik etmek, hayatımıza yön vermek çerçevesinden istifade olmak noktasından ümit ediyoruz. Kanal 23 olarak inşallah yeni bir programa Bismillah demiş olduk. Ben fazla sözlerimi uzatmadan Ramazan boyunca misafirimiz olan kıymetli hocamız Sayın Doktor Ayhan Mirza İnak hocamıza hoş geldiniz diyorum. Eyvallah. Sefalar getirdiniz kıymetli hocam. Hoş bulduk. Yeni programımız hayırlı olsun kıymetli eyvallah, hocam. Hayırlı olsun inşallah. İnşallah bundan sonraki süreçte pazar akşamları farkındalık vakti olarak izleyenlerimizin karşısında olacağız. İnşallah Ramazan'da olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hayatın içerisinden çok güzel konuları, temaları buradan işleyeceğiz. Rabbim utandırmasın diyorum. Amin. Amin. Ben öncelikle şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum kanalımız adına. Eyvallah. Allah razı olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde sürdürmeyi, devam ettirmeyi nasip eylesin diyelim. İnşallah biz de Cenab-ı Hakk'a hamd edelim. Şimdi dünyanın konuştuğu bir kavram farkındalık. Evet. Yani insan mesela neyin farkındaysa onun kıymetini bilir. Neyin farkındaysa onun anlamı onun dünyasında bambaşka olur. Neyin farkındaysa o insan ondan hiç kopmak istemez. Mesela çocuklarımızı düşünelim. Evde koşuyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar. Hareketliler, ses yapıyorlar. Düşünün ki koşamayan çocuklarımız olsa, yürüyemeyen, hatta bizim ne dediğimizi fark edemeyen çocuklarımız olsa, çocuklarımızın değerinin farkında mıyız? Eşimiz var, onu çok seviyoruz. Eşimizin farkında mıyız? Anne babalarımız var, bugün telefon açıyoruz. Nasılsın anne, iyi misin? Diyoruz ya. Gün gelecek belki de telefon açtığımızda cevap alamayacak bir anne baba olacak. Anne babamızın ne kadar farkındayız? Elimizdeki nimetlerin, imkanların ne kadar farkındayız? Bayrağımızın, vatanımızın, özgürlüğümüzün ne kadar farkındayız? Özellikle var olmanın, hayatta olmanın ne kadar farkındayız? O yüzden bir farkındalık vakti olsun dedik. Pazar günleri. İnşallah izleyicilerimizin evlerine Tanrı misafir olarak kabul ederlerse İnşallah gelmek istiyoruz. Böyle bir farklı bir çalışma olacak inşallah. İnşallah. Yani toplumun farklı alanlarından hayat okumaları şeklinde. Yani okul hayatını yaptık. Bir de ama hayat okulu var. Yani hayat okulu bize çok şeyleri farklı pencerelerden gösteriyor. İnşallah bunların farkındalığını beraber sizlerle yorumlamak istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Kah üzülerek, kah gülerek. Cenab-ı Hak hayırlı, bereketli bir program yapmayı nasip eylesin. İnşallah kıymetli hocam. Yani Rabbim programımızın o ana başlığı gibi toplumda o farkındalığı bir nebze olsun oluşturabilmeyi bizlere nasip eylesin. Tabii bugün çok kıymetli, değerli bir konuyu sizlerle burada konuşacağız. Evet. Onun farkındalığını ne kadar farkındayız veya farkında olarak yönetiyoruz. Özellikle sevgi yönetiminden bahsedeceğiz. Evet. İşte muhabbet dediğimiz, sevgi dediğimiz. Hususen hocam yani işte insan gerçekten seviyor.
Yani kalbinde, ruhunda muazzam bir muhabbet dediğimiz, sevgi dediğimiz bir duygu var. Kıymetli hocam, ya bu muhabbetin kaynağı nedir? Yani insandaki bu bitmez, tükenmez. Yani içine birçok şeyi koyuyorsun. Seviyor, seviyor, seviyor ama bitmiyor, tükenmiyor. Bunun kaynağı nedir? Evet. Biz muhabbeti nasıl anlamalıyız? Buradan inşallah farkındalık vakti programımıza Bismillah diyelim. Başlayalım inşallah. Şimdi tabi muhabbetin kaynağı Allah. Yani Yaradan hepimizin kalbine sevmek gibi bir duyguyu koymuş. Müstesna bir duygu, sevmek. Tabi zıttını da bilmemiz lazım. Yani şimdi insanlar bazen eski alimler bir şey öğretirlerken zıttıyla beraber öğretirlermiş ki o perçillensin, kafalarda pekişsin, çıkmasın. Bizim muhabbet dediğimiz şeyin zıttı husumettir, hasımlık veya adavettir, düşmanlıktır. Şimdi düşünün ki muhabbet denilen şey adavet olmayacak, husumet olmayacak, tamamen katışıksız bir sevgiden bahsediyoruz. Şimdi bu sevginin kaynağı Rabbimiz ve Rabbimizin üç tane çok kıymetli sıfatı. Bir tanesi Allah'ın cemali, yani Allah'ın kainatın her tarafını güzelleştiren, kendi güzelliğini gösterdiği cemale dair ne kadar güzellik varsa. İnsan bütün güzellikleri sever. Neyi seviyorsanız onda bir güzellik vardır ki seviyorsunuz. Yani bir şeyde güzellik yoksa, güzelliği fark edemediyseniz sevgi azalır. İkincisi kemal dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bir kemalatı var, mükemmelliği var. Kainatın her tarafına nakşettiği harika bir kemal tecellisi var. Biz bu kemali de çok seviyoruz. Karşılıksız seviyoruz. Özellikle de hesapsız, kitapsız insan mükemmel bir şeyi düşmanında bile görse sever. Üçüncüsü de insan iyiliği sever. Buna da yani literatürde ihsan deniyor. İnsan iyiliği sever. Ya o zaman sevginin işte kaynakları bunlar. Yani biz mükemmellikleri, güzellikleri ve iyilikleri seviyoruz. Ve kalbimiz bunlardan çok hoşlanıyor. Mesela bir şeyi seviyorsunuz. Onda ya mükemmellik vardır, ya bir güzellik vardır, ya da onda size bir iyilik yönü vardır. Ondan sizin yararlanacağınız, faydalanacağınız, istifade edeceğiniz bir yönle karşı karşıyayız demektir. Şimdi toplum bugün maalesef muhabbeti anlamakta zorlanıyoruz. Yani muhabbet nedir? Muhabbet sevmektir. Sorulsa ki kalbe, ey kalbim, ben önce neyi sevmeliyim? Yani en başta kalbimize muhabbeti dolduran, tepeleme dolduran, lebalep kalbimize sevgiyi dolduran Allah. Evet. Biz önce neyi sevmeliyiz dediğimizde, bakınız muhabbete en layık olan şey öncelikle muhabbettir. Muhabbeti sevmezseniz Allah'ı da sevemiyorsunuz. Çünkü muhabbet bir aracı, bir iletişim vasıtası, iletişim duygusu. Bu duyguyu sevmediğinizde bu duyguyu Allah'a da yönlendiremiyorsunuz. Bu duyguyu Allah'a da bakınız tevcih edemiyorsunuz. O zaman demek ki biz en çok neyi sevmeliyiz? Biz sevmeyi sevmeliyiz. Muhabbetin sevgiyi sevmeliyiz. Muhabbete muhabbet etmeliyiz. Muhabbet olsun demeliyiz. Ama muhabbeti sevmediğinizde muhabbetin zıttı olan şeyler bu sefer kalbimize dolmaya başlıyor. Düşmanlıklar, kin, nefret, intikam, vurmalar, kırmalar. Yani kemalin yerini zevaller, cemalin yerini çirkinlikler, ihsanın yerini kötülükler almaya başlıyor. Şimdi dolayısıyla cebimizde ne kalmalı? Farkındalık adına ben en çok neyi sevmeliyim? Sen sevgiyi sevmelisin. Sevgiyi seviyorsan zaten Allah'ı bulursun. Çünkü o bir köprü, sevmeyi sevmek, muhabbete muhabbet etmek bir köprü bizi hemen Cenab-ı Hakk'a ulaştırıyor, Rabbimize ulaştırıyor. Yani çünkü bunları kalbimize lebalep dolduran Allah. Ama bir noktaya geliyor, insanoğlu kendini bozuyor, fıtratını bozuyor, yaratılışını bozuyor, doğasını bozuyor. Bu insan bu sefer başka şeyleri de, yani iğrenç, kötü olan bunları da sevmeye başlıyor. Fıtratı bozuldukça yılanlaşıyor, çıyanlaşıyor, akrepleşiyor. Alakasız, hiç sevilmemesi gereken şeylere de fıtratı bozulduğu için sevgi duymaya başlıyor. Biz onlardan bahsetmiyoruz, bunlar ayrı. Bizim dediğimiz çocuğun dünyaya gelirken getirdiği sevgi. Bu bütün çocuklarda böyle
tertemiz bir şekildedir. Bülü çağına erene kadar lekesizdir, tertemizdir. Sever. Her şeyi sever. Ve bu sevgi önce annesine, yakınlarına, akrabalarına, biraz sonra çevresine, arkadaşlarına, öğretmenine, ilerleyen zamanlarda eşine, çoluğuna, çocuğuna, yediği şeylere, gördüğü şeylere bu sevgi sürekli yönlendirilir. Ama öncelikle bizim sevgiyi, sevmeyi sevmemiz lazım. Adam bunu yapmıyorsa, sevmeyi sevmediği zaman problem burada, tamam, artık ip kopmuş oluyor. Neyi sevmiyorsunuz? Ya ben sevmeyi hiç sevmiyorum. O zaman sevgiden bir şeyden bahsedemeyiz. Bir şey yok yani. Sevmeyi sevmiyorsan Allah'ı sevmekten, peygamberi sevmekten, ikramları, nimetleri, güzellikleri, mükemmellikleri sevmekten nasıl bahsedeceğiz? Bu tipler neyi seviyor? Menfaatini seviyor. Sadece dünyalık, dünyevi menfaatini sevmeye başlıyorlar. Peki hocam, yani genel olarak muhabbeti, işte sevgiyi ifade ettiniz. Tabii bu muhabbetin işte farklı yönleriyle insan bir yerden sonra fıtratı bozarsa farklı, işte iğrenç, kötü olan şeyleri sever dedik. Yani onları da sevebilir. Bozarsa kendini. Fıtratını bozarsa dedik. Peki hocam, o zaman biz bu sevgi dediğimiz, muhabbet dediğimiz şeyi yönlendirmemiz lazım. Yani işte bize o muhabbeti kalbimize dolduran, nihayetsiz muhabbeti dolduran Rabbimiz var. Şimdi o zaman Rabbimiz bizden o zaman bu muhabbeti yönlendirmemizi bir şekilde, bir şey var. Yani bir yön var, bir istikamet olsa gerek. Bunu nasıl yönlendireceğiz? Yani bu muhabbet, evet, seviyoruz. İnsan fıtratını bozarsa kötü olan şeyleri de sever. Ama temelde güzel şeyleri sevmek üzerine, işte birçok annemizi, babamızı, yediğimiz nimetleri, yani seviyoruz. Muhabbeti yönlendirme olarak bu muhabbeti biz nasıl yönlendireceğiz? Nasıl yön vereceğiz? Bunun şeyi nedir? Formülü nedir? Evet, güzel. Hocam? Şimdi şunu daha geniş bir şekilde açalım. Gelmiş bütün kutsal kitaplar, yani Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an, bunların tamamı, gelmiş 124 bin peygamber, ne kadar evliya, ne kadar asfiya varsa bunun için gelmişler. Yani kalbimizdeki bu muhabbeti nasıl yöneteceğiz? Direksiyonda siz varsınız, dünyaya bir kere geliyorsunuz, ahirete de iki kere gitmiyorsunuz. Yani dünyada bir imtihan gerçekleşiyor, bir kere geliyoruz ve bir kere gidiyoruz. Ve bu esnada imtihan da bunun üzerine kurulu. Allah da bizim bir nevi fıtratımızı, fabrika ayarlarımızı bu muhabbetle lebalep doldurmuş ve bize diyor ki direksiyonda sen varsın. 13-14 yaşında bülüğ çağına erdin, artık akıl bali oldun, erişkinsin. İyi ile kötüyü, hayırla şerri ayırt edebiliyorsun. Bu duygularını, özellikle muhabbet duygusunu yönetmelisin. Ve bütün peygamberler bir farkındalık olarak bize demişler ki bu duyguları, şu dünyanın geçici, şu dünyanın fani, şu dünyanın sönük, şu dünyanın soluk şeylerine verirseniz üzülürsünüz. Bak, dünyayı sevmeyin dememişler. Dünyayı sevebilirsiniz. Ama buraya bir mecaz diye bir kelime eklemişler. Mecaz, hakiki olmayan demektir. Yani fanidir, geçicidir. Ama tam hakiki olarak kalbin verilmesi gereken bir muhabbet tarzı değildir. Demişler ki, yani bütün kutsal kitaplar böyle, yani istisnası hepsi böyle. Kalbinizi siz hakiki, gerçek, kalbin sahibi olan, sonsuzluğun sahibi olan, cennetin sahibi olan, insanlara ebedi hayatı verebilecek olan Allah'a dair sevgiyle doldurun ve onu sevin. İnsanın kalbi sevmekten yorulmaz, sevmekten bıkmaz, sever. Ama sevdiği şeylerde biraz sonra onun faniliğini, geçiciliğini, solukluğunu, sönüklüğünü, ölümlülüğünü gördükçe üzülür. Hayal kırıklığı yaşar. Bugün kalpler bunu yaşıyor. Ya bilseydim sevmezdim diyor ya, evet. Keşke sevmeseydim gibi şarkılara, türkülere, romanlara konu olan aşkı bekayla alakalı, yani insanın bekaya olan, sonsuzluğa olan sevgisiyle alakalı, bakın, bir hayal kırıklığı yaşanıyor. İşte bütün peygamberler, bütün kutsal kitaplar bize diyorlar ki sev. Ama Allah için sev. Sev
ama Allah'ın öğrettiği şekilde sev. Apartman yönetimi diyoruz değil mi? Fabrika evet. yönetimi diyoruz. Bir şeyleri yönetiyoruz. İyi de bizdeki bu duyguları nasıl yöneteceğiz? Mesela sevgimizi nasıl yöneteceğiz? İşte sevgimizi yanlış yönetirsek, düşün ki apartman yönetimine yeni bir yönetici atarlar, olay çözülür. Fabrikayı kötü birisi yönetti, istifa eder, yerine başka biri gelir. Ama bu işi yapacak sizsiniz, sizden başka kimse yok. Evet. O insan, direksiyonda o. Dolayısıyla o şunu söylemesi gerekiyor. Yani bendeki benlik tutkusu, benliğim, bazı şeyleri bencilce seviyor. Bazı şeyleri fani olduğu halde gereksiz, lüzumsuz bir şekilde seviyor. Rabbimin sevmediklerini sevmek istiyor. İnsanın hevası, hevesi, farklı farklı böyle kötücül duyguları o tür sevgilere yöneliyorlar. Ama bakıyorlar ki o sevdikleri ellerinden durmuyor. Sabun gibi kayıp gidiyor. Durmuyor. Kaçıyor. Uzaklaşıyor. Ölüyor, ayrılıyor. Ve kalp bunların tamamından yaralanıyor. Yani kalp insan en hassas organıdır. Biz hani çam kozalağı gibi dakikada 60-70 adan yani fizyoloji kalpten bahsetmiyoruz. Yani insan manevi merkez olan, Cenab-ı Hakk'ın bir nevi muhabbetinin, tecellilerin arşı olan kalpten bahsediyoruz. Bu kalp, bakınız hayal kırıklıkları, üzüntüler yaşamak istemiyor. Bugün intiharların altında yatan sebeplerden bir tanesi bu. İnsanların depresyona girmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Sevdiği şeyde ebedilik, sonsuzluk hayal ediyordu ama olmadı. O karşılığı bulamadı yani. Bulamadı, bulamaz da zaten. Yani Allah için sevmediği için, Allah için o kurallara uyarak sevmediği için, kalbin sahibinin koyduğu standartlara göre sevmediği için, yani kalbin de bir kullanım kılavuzu olmalı değil mi? Evet. Ya biliyor musun mesela bir şeyi kullanıyoruz yani. Bir çamaşır makinesi alıyoruz, bir bulaşık makinesi alıyoruz, bunu kullanacağız. Aynı onun gibi bu kalbimizle nasıl kullanacağız? Kalbimizi de işte yönetmekle alakalı bir hakiki sevgililer var. Bir de fani, geçici sevgililer var. Biz ikisini de seveceğiz. Ama bu fani sevgilileri hakiki sevgilinin öğrettiği şekilde seversek bundan zarar duymayız. Evet. Bundan sıkıntı çekmeyiz. Ayrılığında ağlamayız, üzülmeyiz. Yani kalbin sahibi, kalbin hakiki Rabbi olan Allah kalbi nasıl yönetmemiz gerektiğini bizden istiyor. Yani bizim şimdi buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani kalp bizim değil. Kalpteki sevgi biz tarafından doldurulmamış. Dolayısıyla bunu nasıl kullanacağım? Yani kalp içindeki sevgiyi nasıl yönetecek? Şimdi dolayısıyla hakiki ve mecazi denilen iki grup sevgi çeşidi var. Ama sevdiğimiz mecazi şeyler, fani şeyler. Yani bir adam düşünün ki dünyevi bir şeye, bir makama, bir dünyevi menfaate her şeyini bağlamış. Ya dünyevi ya zaten gidecek, elinden çıkacak. Biraz sonra elinden gidiyor gerçekten. Başına bir iş geliyor. Yaşadığı hayal kırıklığını düşün. İşte o bilseydim sevmezdim, keşke sevmez olaydım falan. Buradan kaynaklanıyor. Veya bir insanı öyle seviyor. Ondan vefasızlık görüyor. Halbuki Allah vefasız değildir. Allah aldatmaz. Allah kandırmaz. Allah yolda bırakmaz. Öyle bir şey sevelim ki sevdiğimiz şey bizimle kabrin öbür tarafına da gelsin. Bizi sonsuz alemde de yalnız bırakmasın. Sevdiğimiz şey hep bizimle olsun, bizi korusun, bizi muhafaza etsin, bizi müdafaa etsin. Bizi bizden daha çok sevsin. Öyle bir şeyi sevelim ki o sevdiğimiz şey bizi bizden daha çok sevsin. Dünyada buna en iyi örnek anne babadır. Bakın anne babadan da büyük sevgisi, muhabbeti olan birisi var. Kalbin sahibidir, kalbin malikidir. İşte biz kalbimizi onun istediği şekilde kullanmalıyız. Yoksa Cenab-ı Hak sevmeyin demiyor. Hatta biz bugün mesela sevmeyin dediğimizde yanlış bir iş yapıyoruz. Yok, sevebilirsin. Ama Allah'ın istediği standartlarda sevmelisin. Allah'ın istediği standartlarda sevmezsen
Farkında mısın? Mutsuz olacaksın. Farkında mısın? Bu seni ağlatacak. Farkında mısın? Bu seni yalnız koyacak. Farkında mısın? Hayal kırıklığı seni bekliyor. Öyle yani. İlk düğme yanlış ilikliyorsan aşağıya yanlış gidiyor. Çürük bir iple kuyudan su çekerseniz ne olur? İp kopar hocam. İp kopar. Olan ipe olur ama ondan önce o güzelim suyu olur. Suyu bir türlü içemezsiniz. Bugün yaşadığımız sıkıntılardan biri bu. Çürük iplerle, çürük urganlarla su çekmeye çalışıyoruz. Kuyu derin, ip çürük. O yüzden Allah'ın ipine sarılacağız. Allah'ın ipi sağlamdır. Allah'ın ipi, bakınız, bizi yarı yolda komaz. Evet, kıymetli hocam. Ben aklıma şey geldi. Şimdi siz işte onun Rabbimizin istediği gibi hani ilk ayet ikra oku diyor ya, yaratan Rabbine evet. Dil oku. Yani aslında okumakta böyle olduğu gibi. İşte, yani açıyor değil mi? Değil mi? Yani oku deyip kesmiyor. Kesmiyor. Halbuki biz hep öyle biliyoruz. Oku. Kur'an ilk emri oku değil. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaradan Rabbinin ismiyle oku. Yani okumanın nasıllığını, keyfiyetini, mahiyetini söylüyor bize. Sev. 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 Ama nasıl seveceğim? Allah ne kadar seveceğim? Kimi seveceğim? Bunlar için hiç konuşmuyoruz. Sonuna kadar sev. Sev de. O sevgi işte biraz sonra başınıza bela oluyor. Bak biz sevme demiyoruz. Sev ama Allah için sev. Bugün öyle bir şey var, bir lakırtı var. Müslümanlar dünyayı sevmez diye. Kesinlikle katılmıyoruz. Müslümanlar dünyayı sonuna kadar severler. Biz dünyayı severiz ama dünyayı Allah için severiz. Biz evet. Dünyayı dinimiz için severiz. Biz dünyayı peygamberimizin öğrettiği şekilde severiz. Böyle seversek dünya güzelleşir. Yani şimdi peygamberimiz dünyanın birçok güzelliğinden bahsetmiş. Mesela demiş ki dünya Müslümanın demiş cenneti kazanacağı, ahiretini kazanacağı, hasılatını kazanacağı tarlasıdır. İnsan tarlasını sevmez mi? Sever hocam. Sever. Bakar. Bakar, besler, büyütür, yardımcı olur. Yani basit böyle bir sınır kavgalarından dolayı cinayetler işleniyor. Şimdi biz diyoruz ki dünyayı seveceğiz. Ama ahiretin tarlası olan yönüyle seveceğiz. O çok kıymetli. Dünyayı seveceğiz. Cenab-ı Hakk'ı tanıttığı için, sevdirdiği için, bildirdiği için işte baharı, o yeşillikleri görüyorsun. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını bize öğrettiği için dünyanın bu yönünü seveceğiz ve sonuna kadar seveceğiz. Çünkü elimizdeki nesne dünya, başka nesne yok. Ama dünyanın bir de hangi yönü var? Hani hep derler ya dünya iki yüzlüdür. Hayır, dünya üç yüzlü. Dünyada üç tane yüz var. Bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ayna olmuş bir yüz var. O yüzü çok seviyoruz. İşte bahar. Bahar geldi. Toprak, yeşillikler coştu. O yağmurun kokusu, Nisan'ın yağmurları, Mayıs'ta gelecek kirazları düşünelim. Çilekleri düşünelim. Dünyadaki annemizi düşünelim. Babamızı düşünelim. Sabahleyin doğan güneşi, mehtabı düşünelim. Bunların hepsi sevilecek. Allah sevin diye bunları zaten mükemmel yaratıyor. Onun kemalinin bir tecellisi bunlar. Cemalinin bir tecellisi ve bize de ihsan bunlar. Gözlerimizin olmadığını düşünsek, şu saydıklarımdan ne kadarını sevebilirsiniz? Çoğunu tanıyamazdık bile, göremezdik. Çileği elinizle böyle el yordamıyla tuttuğunuzu düşünün. Rengini göremezsiniz. Hadi kokusunu aldınız diyelim. Ama o çileğin tatlı görüntüsü, kokusu, bakın. Harika şeyler. Şimdi düşünün ki Allah'ın kemalinin, cemalin, ihsanının tecellisi olan şeyleri görüyoruz ve bunları seveceğiz. Sevdikçe sevap kazanıyoruz. Evet. Sevap kazanıyoruz. Ama düşün ki bir de dünyanın sevilmeyen bir tarafı var. Peygamber Efendimiz bütün belaların başıdır, sıkıntıların, hataların başıdır dediği bir dünya sevgisi var ki dünyanın fani yüzü. Aldatıcı, kandırıcı, mekkar olan, fettan olan, aldatan bir yüz var. Oyundan, oyunculardan, kurnazlıktan ibaret olan, bizi kandıran bir yüz var. İşte o yüzü sevmeyeceğiz. Yani yalanı sevmeyeceğiz.
O yüzden yalan dünya değil. Evet. Dünyayı sevelim ama bir de yalan dünya var. Bizi aldatan, kandıran bir yalan dünya var. İşte onu sevmeyelim. Biz dünyayı öbür dünya için seviyoruz. Evet. Yani bu dünya öbür dünyanın tarlasıdır. Bu dünya öbür dünyanın ticaret merkezidir. İnsan ticareti sevmez mi? Kârı sevmez mi? Seviyoruz ve sevmeliyiz. İşte dünyanın bu üç yüzünden Allah'ın isimlerine aynı olan yüzünü sev kardeşim. İstediğin kadar sev. Sonuna kadar sev. Dibine kadar sev demişler ya. Sev. Ama asıl aldatan dünya var ya, işte o yalan dünya bizi kandıran, işte makamıyla, servetiyle, şöhretiyle, aldatan farklı iştahlarıyla bizi kandıran dünyayı sevme. Ama dünyanın bir de ahiretin tarlası olan bir yüzü var. O yüzü sevelim. Onu ekelim. Ona dikelim. Mesela Miraç gecesinde Peygamber Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'la, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la görüşüyor. O diyor ki ümmetine benden selam söyle. Yani buna bizim hepimizin aleyküm selam demesi lazım çünkü ümmetiyiz. Diyor ki cennette fidan dikmeye devam etsinler. Cennetin diyor suyu bereketli, toprağı mümbit, arazisi geniştir. Efendimiz demiş ki ya cennette fidan dikmek nasıl oluyor? Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Cennette bir fidandır. Biz bugün şöyle bir kelamı söyledik. Elhamdülillah dedik, Subhanallah dedik, Allahu Ekber dedik ve la ilahe illallah dedik. Aslında bu ağzımızdan çıktı. Cennetin bir meyvesi oldu. Oraya ektik, orada büyüyor. Ama en önemli şey sevgide, sevmekte ihlastır, samimiyettir. Yani pazarlıksız sevmeliyiz. İçtenlikle sevmeliyiz. Rüşvetsiz sevmeliyiz. Hani ben böyle hani kaz gelecek ya oradan tavuğu vereyim falan, bu şekildeki karşılıklı, pazarlıklı sevgilerden değil. O yüzden hem peygamberi, hem cenneti, hem Allah'ı bizim ihlasla, samimiyetle, içtenlikle sevmemiz lazım. Öyle olduğunda Cenab-ı Hak o sevginin karşılığını cennette bize cennet meyveleri olarak inşallah karşımıza çıkaracak. İnşallah kıymetli hocam. Yani şu anlattıkların içerisinde çok güzel ölçüler var. Yani dinimiz, peygamberimiz olsun, işte büyük İslam alimleri, ulemaları, işte Kur'an'dan o anladıkları hakikatleri, ölçüleri ifade ettiğiniz gibi bizlere bir rehber kılmışlar. Bu sevgi yönetiminde, muhabbet yönetiminde. Onlar birer bizim için örnek. Rabbim inşallah öyle, işte başta geçen sahabeyi konuşmuştuk kıymetli hocam. Evet. Onlar da evet. işte muhabbet yönünden Efendimizle beraber olmaları. Yani çok kıymetli, değerli bilgileri bizlere paylaştınız. Ben şöyle bir işte sevmeyle alakalı biraz daha örneklendirme açısından bir şey sormak istiyorum. Şimdi en başta işte bizim sevdiğimiz anne babamız yanımızda, bizi işte çocukluğumuzdan belli yaşa kadar yanımızdalar, bizi büyütüyorlar, işte üzerimizde hakları, hukukları vesaire. Onlara bir muhabbetimiz var, seviyoruz. Bazen belki çok aşırı derecede, hani ölümüne diyorlar ya hocam. Veya işte hanımımız var, işte evet. Evlatlarımız var. Evlatlarımıza aşırı, bazen öyle anneler babalar biliyoruz ki yani çok evet. Aşırı bir farklı bir muhabbetle evladına muhabbeti var. Veya eşin hanımına, hanımın kocasına. Veya işte insanın dünyaya, hayata. Böyle anne babadan başlayacak olursak bu tarz örneklerden, yani biz onları nasıl seveceğiz? İşte o evet yönetelim dedik, sevgimizi yönetelim, Rabbimiz için yönetelim, Allah için sevmeliyiz. Onları severken buradaki ölçümüz nasıl? Yani anne babayı, evladı, hanımı veya farklı misalleri de verebiliriz. Buradan ne dersiniz kıymetli hocam? Anne babadan evet. Böyle başlıyor. Şimdi Türkiye'de bir istatistik yapılmış. Evet. Yani bir meyve ismi söyleyin denmişler. Yani anketlerde, istatistiklerde insanların %90'ı ne demiş? Bilmiyorum kıymet için. Elma demiş. Yani bir anket yapsak insanlar %80-90 elma diyorlar. Bir elma örneği var. Sevgiyi anlamak için bir elma örneği. Harika bir şey.
Ben onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ondan sonra artık anne baba, eş, çoluk, çocuk bunları nasıl seveceğiz? Bu elma örneği üzerinden gidelim. Şimdi bir elma var. Bir padişah size bir elma ikram etse, Cumhurbaşkanımız gelse size bir elma, böyle güzel bir Isparta elması, böyle tatlı sulu ikram etse veya rüyanızda Resul-i Ekrem Aleyhisselam gelse bize birer tane elma hediye etse. Şimdi burada elmanın iki çeşit lezzeti var bu elmada. Bir tanesi elmanın morfolojik, maddi bir lezzeti var. Şekli, şemali, kırmızıdır. Ağzınıza aldığınız suyudur, kokusudur. Yani onun maddi bir lezzeti var. Bir de bizim çoğu zaman ıskaladığımız, fark edemediğimiz onun padişahtan, cumhurbaşkanından veya Resul-i Ekrem Aleyhisselam'dan gelen ihsanat-ı şahane lezzeti denilen, yani o şahın, o padişahın size ihsan ettiğinden kaynaklanan, size özgü, size verdi, size verdiği değerin, kıymetin, anlamın ifadesi olan bir lezzet var. Manevi değer anlamında. Bu manevi değer anlamında bu çok büyük bir lezzettir. Yani size böyle bir elma verilse, yani elmayı hemen harturt yiyeyim, mideme göndereyim demezsiniz. Onu alırsınız, saklarsınız, mumyalarsınız, değişik şeyler yaparsınız. Şimdi nimetlere bakarken de biz nimetlerin bu iki farklı yönü olduğunu anlamamız gerekiyor. Yani bir tanesi bunun maddi yönü var. Evet. Bir de mana dediğimiz, mananın altında yatan değer, anlam, ondan sonra bize Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir kıymet var. O kıymetle gelen bir lezzet var. Şimdi biz bu ikisini ayırdık. Mesela anne babamıza bakalım. Şimdi anne babamız bizim işimize yarıyor değil mi? Çocukken bize baktılar, büyüttüler, okuttular. İş bitti. Avrupa'da olduğu gibi çocuk ondan sonra evden çekiyor gidiyor. Anasına babasına bir daha selam bile vermiyor. Niye? Çünkü maddi menfaatler, maddi birliktelikler, daha doğrusu insanın nefsi, işi bitti ya. Evet. O zaman ilişkide bir şekilde koparılıyor. Halbuki Cenab-ı Hak bunu istemiyor. Sen diyor annene bir de böyle bak. Annenin manevi değerine, anlamına bak. Şimdi bir annenin ayağı vardır mesela. Bir gelir hastanede ayağını gösterir. Ayağında bir rahatsızlık varsa. O ayağın altında doktorun bile görmediği ama evladın görmesi gereken, doktorun kendi annesinde göreceği bir cennet vardır. Bu röntgende evet. Gözükmez. Muayenede bunu göremezsiniz. Annelerin ayakları altında bir cennet saklanmış. Öyle. Yani Cenab-ı Hak onlara öyle bir değer biçmiş. Öyle bir kıymet biçmiş. Öyle bir anlam vermiş. Babalar da öyledir. Şimdi biz annemize bir buradan bakalım. Yani Cenab-ı Hak bize yaşlılığımızda anne babayla beraber olmak gibi bir nimeti vermiş. O yüzden Peygamberimiz demiş. Yani yaşlandığı halde kendisinin yanında annesi babası bulunduğu halde hala cenneti kazanamayanların. Ayağının altında ya. Anne ayağını kaldır dese. Bak anne ayağını kaldır dese cenneti kazanacak. Bakınız o kadar yakın olan bir anne baba var. Yani dolayısıyla buradaki şey şu. Annen babanla işin bitti mi? Artık sana faydaları yok mu? Yok. Sen hala onları seviyorsan, koruyorsan, kolluyorsan, himaye ediyorsan, gözün gibi sakınıyorsan eyvallah. İşte bu sevgi böyle yönetilmeli. Veya eşimizi düşünelim. Yani Allah herkese bir eş nasip etmiş, etsin inşallah. Eşimizi seviyoruz. Güzellik vaktinde çok seviyorduk ama çirkinleşti. Yaşlandı, hastalandı, sevmeyecek miyiz? Ama evlenirken ne diyorduk? İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta değil mi? Yani bakınız askerdeki yemin de öyledir. Havada, karada falan böyle askeri evet. Yemin de ona yakındır. Yani şeydeki ahitleşme de öyledir nikahta. Yani cennet hurilerinden daha güzel olacak bir eş var. O sizin ebedi hayat arkadaşınız. Varsın bugün belki bir parça hastadır, yaşlıdır, çirkinleşmiştir. Olabilir. Ama onun baki bir güzelliği var. Biz onun sadece maddi, morfolojik taraflarına bakacak olursak aldanırız. Biz onun şefkat madeni olan, evlatlarımızın annesi olan, kahraman olan, bakınız şefkatin, evet. Merhametin fedaisi olan annelik yönüne bakmalıyız. Bak bu çok başka. Erkeklerde
vardır. Yani erkek cesurdur. Kadınlar belki o kadar cesur olmayabilir ama kadınlar çok merhametlidir, çok şefkatlidir, çok tahammüllüdür, çok sabırlıdır. Bak bütün anneler öyle yani. Kedisi de öyle, diğer hayvanat da öyle. Yani dolayısıyla biz hanımımıza bakarken onun bu şefkatine bakalım. Şefkat madeni olan, bende olmayan tarafına bakalım. Erkekte celal tecelliler olabilir. Ama kadında cemali tecelliler var. Merhamet, şefkat, rıkkat, dikkat. Babalar çocuklarına çok dikkat etmezler ama anneler eder. Babalar çocuklarına çok rıkkat göstermezler. Yani bu arada tabii rıkkat dikkati açalım. Evet. Rıkkat unutulmuş bir kelimedir kıymetli hocam. Buyurun hocam. Yani dikkat bilişsel olarak aklın bir noktaya yoğunlaşmasıdır, odaklanmasıdır. Yani ben dikkatle bakıyorum. Rikkat de kalbin odaklanması. Kalben odaklanma. Kalbin odaklanması. Kalbin, bakınız, karşı tarafa konsantre olup oradaki güzelliği, iyiliği fark etmesidir. Yani eşimizin o dünyevi özellikleri kaybolduktan sonra, zor durumda olduğunda bile, menfaatimiz bittiğinde bile biz onu seviyorsak, baş tacı ediyorsak, o zaman biz gerçekten seviyoruz, gerçekten aşıktırız. Gerçekten aşıktırız. Başka türlü o aşk hikaye bir aşk. Yalan yani. Ben seni çok sevdim. Nereye kadar? Pazara kadar. Güzellik gittikten sonra, yani, sağlık gittikten yani sonra. Yani bizim bir müminin, bir Müslümanın hanımına olan aşkı ne pazara kadar ne mezara kadar değildir. Sonsuza kadardır. O yüzden seviyoruz. Menfaatimiz olmasa da, bize belki yük bile olsa, bakınız öyle kahraman insanlar var. Hastaneleri gezin, öyle amcalarımız, evet, veya öyle teyzelerimiz var. Yani eşi 10 senedir yatalak, nasıl bakıyor ya? Nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? O benim cennette arkadaşım diyor ya. Beraber gideceğiz diyor. Beraber gideceğiz. Ya öyle bakan teyzeler var yani. Alnı, elleri öpülesi teyzeler. Yani burada menfaatin olmadığı ana bakalım. İşte o andan sonra bu dediğimiz sevgi hala devam ediyorsa, tabii bir de burada şefkatle sevgi biraz Türkiye'de karıştırılıyor. Yani sevgi muhabbettir ama şefkat daha keskindir. Daha böyle karşılıksızdır. Daha şumullüdür. Menfaat beklentisi yok herhalde. Hiç yoktur yani. Yani şefkatin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Menfaat yoktur. Ama aşkta biraz menfaat vardır yani. Karşılık bekler. Öyle ya, beni sev. Ben seni seviyorum. Yani sen de beni sev. Sen de beni sevmiyorsan o zaman platonik aşk deniyor buna. Onun da sonu iyi değil yani. İnsanları yanlış yerlere götürüyor. Yani o yüzden biz anne babamızı, eşlerimizi, hele çoluk çocuk. Yani bir insan çoluk çocuğu niye sever ya? Allah'ın emaneti olarak seversek çok kıymetlenir. Tadından yanına varılmaz bir hal olur. Evlatlar bizim, Allah'ın bize emanetleridir. Rabbimizin bize al sen bunu yetiştir dediği insanlardır. Ve emanetin de 4 özelliği vardır. Emanet bizim olmayan şeyin adıdır. Çocuklar bizim değil. Biraz sonra evden gidecekler değil mi? Evet. Emanet kullanım şartlarını bizim belirleyemediğimiz şeyin adıdır. Öyle ya. Allah diyor ki çocuklarına bak böyle yap, yanlış yapma. Rızık korkusundan dolayı çocuklarına şey yapma, zulmetme. İşte para kazansınlar, cahiliyede böyleymiş. Para kazansınlar diye çocuklarını haram işlerde, kötü işlerde, yanlış işlerde kızlarını özellikle çalıştıran insanlardan bahsediliyor. Yanlış. Çocuğumuzu biz Allah için çalıştırdık. Allah'a çalışsın. İlim öğrensin. Memlekete, vatana, bayrağa faydalı olacak işler yapsın. Yani babasına çalışıyor, anasına çalışıyor dedirmeyelim yani. Allah'a çalışıyor. Allah hesabına çalışıyor. Dedirmek en güzelidir. Şimdi düşünün ki yani bizim evlatlarımız emanet. Evet. Ve emanetin 3. özelliği, bakınız, bize muvakkaten verilen şeyin adı emanettir. Geçici süreli. Bizim olmayan şeyin adıdır. Kullanım şartlarını bizim belirleyemediğimiz şeyin adıdır. Bize geçici olarak bir vakit için verilmiş olan şeyin adıdır. 4.'sü de kesinlikle ihanet
ve hıyanet edilmemesi gereken şeyin adı emanettir. O yüzden eskiler çocuklarına emanetullah derlermiş. Yani Allah'a çocuğuna isim takarken dermiş ki bu emanetullah'tır. Mesela Şit Aleyhisselam'ın bir adı Hibetullah'tır. Bunu bana Allah hibe etti. Karşılıksız verdi. Yani Şit Aleyhisselam bir adı öyledir yani. Hibetullah'tır. Cenab-ı Hak onları kıymetli büyüklerimize nasip eylemiş. Şimdi dolayısıyla biz çocuklarımıza bir emanet olarak verelim. Yani emaneti biz çok amaçlı bir şirket gibi mi yönetiyoruz? İleride bana yarasın, işime yarasın bu çocuk. İşte şunu yapsın, bunu yapsın. Yani bir koyalım, on alalım. Yani bir at yarışındaki atlar gibi mi kullanıyoruz? Yoksa o çocukların hem dünya hem ahiret saadetlerini düşünecek incelikte. Özellikle nahiv, nazlı, narin kızlarımıza lütfen acıyalım. Yardımcı olalım. Onları muhafaza edelim, himaye edelim. Hayata bizim yanımızda hazırlansınlar. Evet. Böyle hoyrat, nobran, zalim ellere, sözlere onları bırakmayalım. Kıymetli hocam, işte çok güzel ifade ettiniz. Özellikle anne baba, evladımız, yani onları Allah için sevmek nasıl olur? Tabii süremiz de kısaldı ama kısaca bu muhabbeti gerçek anlamda Rabbimizin istediği gibi vermezsek, şöyle özetleyecek olursak ne olur? Yani bu bizim için ruh dünyamızda ne hasar verir, yani olumsuz olarak? Onlara da bir iki cümle söylerseniz bu anlamda, yani bu muhabbeti, evet, sevgiyi gerçek anlamda Rabbimiz istediği gibi vermedik. Eşimizi, çocuğumuzu sevmedik. Ne olur? Olacak şey şudur. Çok üzülürüz. Acı duyarız. Yani çünkü bu hep sonsuzu istiyordu. Yok olmak, unutulmak, kaybolmak istemeyen bir şeye siz hep sonlu şeyleri veriyorsunuz. O doymaz. Doyamadığı için de aç kalır. Bugün insanlar hep aç geziyorlar. Sevgi açlığı yaşıyorlar. Yani sevgiyi Allah sevgisi üzerinden yorumlamadıkça, evladımızı Allah için sevmedikçe, işimizi Allah için sevmedikçe, eşimizi Allah için sevmedikçe, vatanımızı Allah için sevmedikçe hainlikler oluyor. Evet. Yani adam vatanını seviyor. Buraya kadar diyor. Birisi ona çok para verirse menfaatine göre parayı kim verdiyse onun için düdük çalmaya başlıyor. Yani insanoğlu, bakınız, sevgiyi Allah için yapması lazım ki mutlu olsun, huzurlu olsun. En önemlisi de sonsuz bir sevgiyle kalbi tatmin olsun. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulub. Yani kalpleri tatmin eden sonsuzluktan başka, Allah'tan başka bir şey yoktur. Sevelim. Ama Allah için sevmediğimizde bilelim ki kalp Allah için sevmediği her şeyden yara alıyor, üzülüyor. Seviyor. Ya onun ömrü kısa, ya sevdiği şeyin ömrü kısa. Şimdi düşünün ki daldaki çiçeği düşünelim. Şu an dalda bir beyaz çiçek var ya, biz bunu, evet, seviyoruz. Bugün çok güzel, yarın çok güzel, ertesi gün çok güzel ama bir hafta sonra o ne olacak? Yavaş yavaş kurumaya başlıyor mu? Evet. Ama biz onu Allah için sevseydik, ya deseydik ya bunun bir sahibi var, maliki var. Onun sahibi ve maliki benden daha çok seviyor. Ve onu, o çiçeği meyve yapacak. O çiçek meyve olacak, yemiş olacak. O daldan biraz sonra kirazlar fışkıracak, kayısılar fışkıracak desek, biz bugün nefsani sevdiğimizden, keyfimize göre sevdiğimizden, özellikle de kendi hesabımıza göre sevdiğimizden, dar aklımızla sevdiğimizden dolayı bazı şeylerin ölümleri bizi çok üzüyor. Bir kedinin, bir köpeğin, bir kuşun, bir sineğin ölümü, hatta bir daldan bir çiçeğin düşmesi insanı çok üzüyor. Halbuki bakınız, o daldaki çiçeğin sahibi, onunla alakalı çok farklı bir kariyer planlaması var. O çiçek orada kalmayacak. O çiçek bambaşka bir yere doğru gidiyor. Sen daldaki çiçeği çiçeğin sahibi için seversen üzülmezsin. Dökülse de üzülmezsin. Bakınız, meyve olsa da üzülmezsin. Çünkü diyorsun ki bu çiçeğin bir sahibi var. Kainatın öznesi var. Kainatın öznesi kainatı senden de, benden de, herkesten çok seviyor. O yüzden bizim kendi kendimizi üzmeye,
hayal kırıklığına uğratmaya hiç lüzum yok. Yoksa çok üzülürüz. Her şey bizi üzer, her şey bizi sıkar. Allah bizi böyle içinde Allah'ın olmadığı sevgilerden uzak tutsun. Hocam, nerede Allah var, orada güzellik var. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, yüreğinize sağlık. İlk programımızı yaptık inşallah. Evet, farkındalık. Farkındalık vakti programıyla izleyenimiz karşısındaydık. Rabbim inşallah güzel bir şekilde devam etmeyi nasip eylesin diyelim. Amin. Çok teşekkür i̇nşallah. Ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür evet ederim. Kıymetli izleyenlerimiz, Farkındalık Vakti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.